Sence bu olayda Savaş Cebeci ne yapsaydı sence kazanabilirdi? Kaç aydır boks antrenman yapardı, pedleri çalışırdı. Hiç böyle gibi sokak kavgaya hazırlıklı değildi yani. Çünkü ben bilirdim hatta bir yerde de yazdıydım ki öyle uzun boylu adamı nasıl öyle leg takedown yani bacağını tutup yere indirecek kendini. Boks antrenman yanlış bir antrenmanıydı onun için. Lazımdı MMA okuluna gitsin, takedown defense öğrensin. Mesela güreşçilerle nasıl öyle yere tutmayacaksın. Sprawl öğrenecek de nasıl güreşçiye karşı dövüşecek. Boks antrenmanda yeterli kondisyonu ve şey yoktur bile boksta yesin yeni ve hızı. Çünkü yaşı aldı. Bir de kilosu da çoktur. Dengesi yoğdu. Yani bacağını tuttu mu biliyordum ki dengesi gideceydi ve yerde olacaktı. Ve yerde olunca istediğin kadar büyük ol. Bilmezsen yerde dövüşesin. Hiçbir şey yapamazsın. Boksör birisiyle çalışmış. Hiç mi dememiş Savaş Cebeci'ye? Yani biraz bacak kısmına dikkat et. Oradan sana hamle yapabilir. Hani bu adam bunu düşünmemiş. Adam kickboksçuydu onunla. Neydi ya? İskender. Salonda gittim onunla tanıştım da. Çok iyi bir çocuktur. Kickboksçudur çocuk. Yani ve bilmezler bunların. Bilmezler bu MMA hamle. Ancak da güreş ve BJJ. Brazilya jiu-jitsucular bilir nasıl bu hamleye savunacak. Ve eminim ki basit bir güreşi veya basit bir jiu-jitsusu olsaydı kütlesini kullanabilirdi avantajına. Ama o kendi ağırlığını bile bilmezdi kullansın. Problem sıkıntı oradaydı zaten. Bu kavga olayı boks ringinde olsaydı sence farklı sonuçlanabilir miydi? Ya boksta olsaydı bir dakikanın içinde nefes nefese kalacaktı. Dili dışarıda olacaktı. Ben bunu bilirim. Adım gibi benim kendimde tecrübem vardır bunda. Gerçekten kardiyovasküler sistemini çalıştırman lazımdır. Yani koşu yapman lazımdır. İp atlaman lazımdır. Şimdi ben Savaş Cebeci gördüğümde torbada 20 saniyelik 30 saniyelik torbaya vururdu. Ve sanki yorulurdu. 5 dakika torbaya vurabilse ya da diyecektim kondisyonu bellidir kondisyonu da yoktu. İstediğin kadar güçlü ol. Nefesin kesildi mi golun bile yukarı kapmaz. Kaybetme nedeninin taşlar yüzünden olduğunu düşünüyorum. Bence o taşlar büyülüydü hocam. Bir büyü vardı hocam sanki be. Olmasaydı bence daha farklı sonuçlanabilirdi. Savaş Cebeci bence olabilirdi hocam. O taşlarda ben bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmem ne diyorsun. Çünkü kavga esnasında da taşları ayırmaya çalıştı hocam. Olabilir bro. Olabilir. Bak ben hiç onu düşünemedim. Hani yok adil bir kavga olmadı. İşte yok boksta yapılmalıydı falan filan. Bence hocam Savaş Cebeci'nin boks ringine çağırma nedeni kendini daha güvende hissetmesi için olabilir mi? Çünkü orada kamera olmayacak. Herkes biri söyler. Kimisi söyler ki Kaan'ın silahlı adamları vardı. Kimisi söylerdi Savaş Cebeci'nin bir arkadaşı var İlyas. Onun da silahı vardı. Kimisi derdi işte giderse oraya kumpas olurdu. Bence yani ben Savaş Cebeci'den kumpas beklemem açıkçası. Sana. Çünkü ben tek başıma gittim Pendik'e. Savaş Cebeci'den kumpas bekleme ama öyle bir şeyleri de vardır yani. Gitsin aşağı yalnız başına sadece Savaş Cebeci'nin adamları. Yani sonuçta da sokak kavgadır. Savaş Cebeci de dedi yani sokak kavgada hiçbir 70 kilo adam yenemez kendini. Aslında boksta daha da zor olurdu onun için. Çünkü hızı yok, tekniği yok ve kondisyon direkt yok. Yani. Ondan daha kötü olurdu onun için boksa girseydi. Ama bence Savaş Cebeci'nin en büyük avantajı kuralsız bir dövüşte olurdu. Boksta bence daha küçük. Evet. Bu çocuğun boksu da çok iyidir. Abisi Amerika'da Bernacle FC o eldivensiz boks maçları yapar. Onlar da o insanlar da gelsin pitbulldular. Ve çocuğu biraz araştırdım. Baktım kim olduğunu. Dedim tamam bro. Anladık. Yani bir de hocam Savaş Cebeci de hani neredeysen gel ben bu sahildeyim buradayım. Kendisi zaten boks dışındaki alanlara çağırıyor. İşte bir güreşçi adam güreşe karşı bilmezsen tek bacakla indirir seni. Sadece kaldırır bacağını böyle yukarı vup yeter öne dengen kaybolur bam yerdesin. Ondan sonra yerde olduktan sonra ya istersen Mike Tyson ol. Hiç fark etmez. Ne yapabilin ki yerde? Ne yapabilin ki yerde? Mike Tyson ne dedi? Kırarım kolunu. He hocam işte. Ya hocam ben ilk videoyu bana gönderdiniz ya ben bayağı üzüldüm biliyor musun? Ben bayağı üzüldüm ve sonra tekrar izlediğimde baktım ki hani Kaan'ın annesinin küfür ediyor, halin hakaretleri diyor. Sonra dedim ki yani bu adam hak etmiş dedim yani. Ama ilk başlarda hocam üzülmüştüm yalan yok. Derler ya bükemeyen bileğin elini öpeceksin. Bu yüzden dövüşçüler vücutçulardan daha mütevazidir. Ki benim salona da çok dövüşçüler gelir. Dövüşçüler çok daha mütevazidir. Neden daha mütevazidir? Çünkü dövüşçüler bilir ki karşında rakip de bir ihtimal var dayak yiyebilir. Ve her zaman mütevazidirler ya. Vücutçuların çoğu, Savaş Cebeci için söylemiyorum bunu ha. Genelde çakallar iğneleri şişeler. Ve herkesi küçük görürler ya. Hı hı. Ve normalde çok kavga etmezler. Çünkü çoğu insan tırsar kendilerinden. Evet. Yani dedi bu büyüktür. Bu bana bir oturursa uçarım. Ama öyle bir şey yoktur. Sadece görünüştür o öyle. Vücutçuların egoları daha yüksektir. Ben aradım uyarayım. Hatta ben dedim yani ben bir geçen gün içtim de bir video yaptım.
hikayemi paylaştım. Benim oğlum da savaşçı bir GN. Neden onu dedim? Keşke demeseydim. Birazcık saygısızlık gibi geldi. Ben bilirim. Çünkü benim oğlum, ben gördüm. Benim bir arkadaşım vardır. Aynı savaşçı bir boyunda. O da 120 kilo. Ve Hasan onunla oyuncak gibi oynuyor. Yani istemedim öyle bir şeyi katayım ama dedim ki bak, bu iş dumbbell kaldırmak değil. Bunlar 3 saat güreşirler. Bunları yerde satranç gibi oynarlar bro. Satranç, bildiğin satranç var ya, satranç. Hamleleri önceden planlar. Ben bu pozisyona geçeceğim. Bu pozisyonu geçtikten sonra bu pozisyona geçeceğim. Bu pozisyon geçtikten sonra ben çat diye armbar yapacağım. Adamlar satranç gibi oynarlar bu oyunu. Çok defa aradım, uyarayım kendini. Bro öyle değil. Öyle değil. Bir tane canlı yayında bile sordu bana. 70 kilo sence yenebilir miyim o? Sence o adam yenebilir mi beni? Ben daha kendi adıma konuştum. Ondan bahsetmedim. Ben 110 kiloydum. Steroidun anasını. Ondan sonra bir tane Azerbaycanlı çocuk geldi. 75 kilo. Oynaşırdık. Öğrencimdi. Oynaşırdık. Yani öyle güreşirdik falan filan. 30 saniye bile değil. İlk 10 saniyede nasıl geldiyse tuttu beni bazından. Arkadan geldi. Arkamdan. Ve boğdu beni. Bir şey söyleyeyim. Bak bir son bir şey daha söyleyeceğim ya. Kaan UFC'ye bile gitse bu kadar ünlü olmayacaktı. Öyle bir viral oldu bu video. Şimdi o yürüdüğünde bütün sokaklara İstanbul'da herkes onunla fotoğraf çekecek ya. Zekice davrandı. Birçok insanlar ki zannediyorlar ki vücutçular kapışabilir. Birçok çocuklar artık steroidi bırakacaklar diye düşünüyorum. Ağırlıkları ve odaklanacaklar ve dövüş sanat öğrenecekler. Yani Türkiye için büyük bir reklam oldu bu. Artık ben de her zaman derim ya, çocuklarınıza öğretiniz nasıl kavga etmeyi. Kendilerini korusunlar. Dövüşçüler gerçekten efendidiler. Kaç tane dövüşçü tanırsam ben, hepsi de efendidir. Ve temiz insandılar. Sokağa gitmezler, temiz hayat yaşarlar. Ya benim düşüncem çok büyük reklam olacak bu. Ve birçok insanlar, gençlerimiz isteyecek. Aa ben de Brazilian Jiu-Jitsu öğreneyim. Aa ben de güreşe gideyim. Aa ben de MMA yapayım. Umarım ya, ben bakınca Kaan'a görüşünce kendine öyle genç küçücük bebek suratlı, ben sanki kendi çocuklarımdan konuşuyorum gibi bro. Anladın? Abi teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim bro. Ne demek? Ne zaman istersen ben. Eyvallah abi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlerden bir like ve bir abone istiyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.